Üsküdar Kuzguncuk'ta Abdullah Ağa Caddesi üzerinde bulunan Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii, 1860 yılında Üryanizade Ahmet Esat Efendi tarafından inşa edilmiştir. Caminin 40 günde tamamlandığını rivayet edilir. Rüryanizade Ahmet Esad Efendi Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde 1878 ile 1889 yılları arasında 11 yıllık süreyle Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlı görevini yapmış bir din ve devlet adamıdır. Ahmet Esad Efendi Hoca Abdullah Efendi ve Ahıskalı Hoca İsmail Efendi'den ders aldı. Fetvahanede yazıcı oldu. Eyüp Sultan, Üsküdar, Edirne ve Medine kadılığı görevlerini yaptı. 1866 ile 1867 yılları arasında İstanbul Kadısı, 1870 ile 1871 yılları arasında Anadolu Kazaskeri oldu. Daha sonra Rumeli Kazaskerliği görevine atanan Ahmet Esad Efendi Birinci Meşrutiyetin ilanı üzerine Ayan Meclisi üyesi oldu. Daha sonra 1878 yılında II. Abdülhamit tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. Şeyhülislamlığı sırasında padişah otoritesinin mutlakiyetine ve padişahın din işlerine karışmamasına dayalı bir siyaset gütmüştür. 1860 yılında İstanbul'un Kuzguncuk semtinde kendi adıyla anılan ahşap bir cami yaptırmıştır. Ahmed Esad Efendi 11 yıl Şeyhülislamlık görevinde kaldıktan sonra, 1889 yılında görev başında vefat etti. Eyüp Sultan Camii'nin güneyinde Cami Kebir Caddesi'nde bulunan türbesine defnedildi. Üryanizade Ahmet Esad Efendi Cami, dikdörtgen planlı ahşap bir cami olup, minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptır. Ahşap minaresi tek şerefeli olan bu cami, 2013 yılında başlayan uzun bir restorasyon çalışmasından sonra 2017 yılında ibadete açılmıştır. Üsküdar'dan sahil yoluyla Beylerbeyine doğru giderken deniz kenarında göreceğiniz tek cami Üryanizade Camisi'dir. Kare planlı yapısıyla, köş tipi minaresi ile İstanbul'da eşi benzeri olmayan bir camidir. Boğaz'ın mücevheri, Üryanizade Ahmet Esad Efendi tarafından 1860 yılında Nakkaştepe sahilinde kendisinin yalısının yanına kondurulmuştur. 40 günde ve tamamıyla ceviz ağacından yapılmıştır.